Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yılbaşı çiçeğinin bakımı ve en son verdiğimiz vitamin ile nasıl tomurcuk verdiğini, verdiğimiz vitaminlerin meyvelerini almaya başladığımızı göstermek için böyle bir video hazırladım sevgili arkadaşlarım. Gördüğümüz gibi hiç açmayan yılbaşı çiçeklerimize bol bol tomurcuk verdirip çiçek açtıran bir yöntem bu sevgili arkadaşlar. Ara ara videolarımda sizlerle paylaşıyorum ve uygulamalı olarak da yapıyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup eski ve yeni videolarımdan haberdar olmak için zili de açabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yılbaşı çiçeklerini çok seviyorum. Aslında tüm çiçekleri çok seviyorum fakat yılbaşı çiçeklerinin ayrı bir sevgisi var bende. O yüzden sıklıkla sizlerle de yılbaşı çiçeklerini paylaşıyorum. Hem kışın e, bu bir kış çiçeği olduğu için kışın nasıl e, bakımı ve vitaminleri verebiliriz. Ayrıca çiçek açması için neler yapabiliriz bununla ilgili birçok videolarım kanalımda mevcut. Evet sevgili arkadaşlarım bugün yine yılbaşı çiçeklerimden iki tanesini bu şekilde yanıma alaraktan videoma devam edeceğim. E i̇ki tanesi diyorum çünkü birçok saksı yılbaşı çiçeğim var. E, kanalımı takip edenler bilir. E, hep bunları kendim çoğalttım sevgili arkadaşlar. E, öncelikle şunu söylemek istiyorum yılbaşı çiçeğinin çoğaltımını sonbahar kış aylarında yaparsanız çok güzel verim alırsınız. Yılbaşı çiçekleri bir kış çiçeği olduğu için e, soğukta saksı değişimi olmalı. Ve aynı şekilde soğukta çoğaltımını yapabilirsiniz. Çoğaltımı da çok basit. E, aslında hemen de tutan bir çiçek sevgili arkadaşlar. Mesela şöyle şuradan bunu bu şekilde kırıp e, hemen saksıya güzel verimli bir toprağa ekerseniz anında tutar. Hiçbir şekilde köklendirme yapmaya gerek yok. Sadece toprağımızın birazcık verimli olması gerekiyor. Ben de e, verimli toprak olaraktan doğal gübreli toprak kullanıyorum. Bu çiçeklerimin daha çabuk e, ektiğim zaman daha çabuk gelişmesini, hızlı bir şekilde, güçlü bir şekilde, sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlıyor toprağımız. En son çiçeğimize çay vermiştik sizlerle beraber. E, çayımızı verdikten sonra çiçeklerimizin daha canlı, buruşmuş, solmuş yapraklarını ve tomurcuk çıkarmayan yılbaşı çiçeklerine tomurcuk çıkartan harika bir vitamindir arkadaşlar çay çayı hemen hemen her videomda ilk vitamin olarak en etkili vitamin olarak öneriyorum gerçekten de öyle sizlerde bugün görüyorsunuz tomurcuklarımız artık tamamen belirginleşti hatta açmaya döndü bu verdiğimiz çayın sayesinde arkadaşlar gördüğünüz gibi yılbaşı çiçeği soğuk bir havada evin içerisinde serin bir ortamda aydınlık bir ortamda dursun. Çok fazla sulama yaparsanız çiçeğinizin kökünü çürütürsünüz. Haftada bir kere su verin sevgili arkadaşlar. Mümkünse hep aynı yerde dursun. Çiçeğin yerini değiştirdiğimiz zaman çiçek bize küsebiliyor. Bunun için çiçeklerimizi e, mümkün olduğu kadar hep aynı yerde aynı ortamda tutmaya çalışalım. Balkonda veya dışarıda yılbaşı çiçeği olur mu diyen sevgili arkadaşlar olur benim bir tane balkonumda bırakmıştım çok da güzel açtı fakat bu şekilde yeşil canlı yaprakları yok yaprakları <laughs> hem sıcaktan hem de kışın e, kardan buzdan ayazdan buruşuk buruşuk oldu ve rengini attı zaten bununla ilgili bir videom var e, sevgili arkadaşlar onun videosunu çekip sizlerle paylaşmıştım e, bildiğimiz böyle yemyeşil yılbaşı çiçeğimiz Yaprakları kırmızı pembe gibi bir hal e, renk oldu ve böyle canlı diri değil. Saksıdan aşağı doğru sanki kökü kopacakmış gibi fakat kökü sağlam ama yaprakları aşağı doğru sarkık buruşuk bir hal. Ama açtı. Yani demem o ki hem çiçek açması için e, hem de dipleri cap canlı yemyeşil yaprakları olması için çiçeğimizi evin içerisinde e, tutmamız gerekiyor fakat soğuk bir ortamda. Bu birinci vitamin vitaminimiz. En son verdiğimiz vitamin tomurcuklarımızın patlamasına yani çiçek açmasına neden oldu. Ara ara sizlerle paylaştığım vitaminlerin arasında gördüğünüz gibi yine sizlerle beraber vermiştik kahve telvemiz var arkadaşlar. Kahve telvesi de toprağa güzel bir vitamin oluyor çay ya da kahve telvesi verdiğimiz zaman üzerinde kuruduğu zaman bu şekilde toprak ile toprağında hafifçe bir karıştıralım. Hem sinek yapmasını engelleyelim. Hem de üzerindeki kötü görüntüyü götürelim. Bakın haftada bir kere su verin diyorum. Toprağın neredeyse kurumaya başladı. Artık sulanma zamanı geldi arkadaşlar. Yani çay kahve telvesi bunlar çiçeğimizi coşturuyor. Hiç açmayan çiçeklerimizi açtırıyor şimdi ben de sizlere bir şey sormak istiyorum ee, Sizler de kahve telvesi veriyor musunuz ya da hiç açmayan e, yılbaşı çiçeklerinize nasıl bir e, bakım ya da vitamin veriyorsunuz e, verdiğiniz vitaminler işe yarıyor mu farklı vitaminler veriyorsanız benim söylediğimin dışında Sizler de bana yorumlara yazarsanız Ben de çok mutlu olurum arkadaşlar hemen videomu sonlandırmadan diğer iki 2 öyle yanıma aldım. Onlardan da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Az önce gösterdiğim yılbaşı çiçeklerinin bir farklı cinsi bunlardan. Az önce gösterdiğimkileri biliyorsunuz. Ee, o ince yapraklı. Bunlar da kalın diğerine göre kalın yapraklı ve tırtıklı. Bunlar az önce gösterdiğim yılbaşı çiçeklerinden daha önce açtılar arkadaşlar. Hatta ekimde açmaya başladılar. Her ikisi de bu beyaz açtı. Bu da e, pempem bir renk açtı ve bir tane daldan 2-3 tane tomurcuk verdi arkadaşlar. Bunlar da e, erken açıyor fakat e, kış ayında mutlaka senede en az 2 kere açan yılbaşı çiçeklerim. Bunun videosu e, her ikisinin videosu zaten Ekim ayında açtığı zaman sizlerle paylaşmıştım. İzlemek isterseniz kanalıma beklerim. Aynı bakım aynı sadece çok hafif cinsleri de değişik yine aynı şekilde haftada bir kere su veriyorum serin bir ortamda tutuyorum vitamin olarak da önceliğim çay Evet sevgili arkadaşlarım güçlü sağlıklı yemyeşil çapcanlı yılbaşı çiçekleriniz olsun pıtır pıtır da tomurcuk açsın istiyorsanız ee, kanalımı ziyaret edip Birçok videomda birçok vitaminimle hepsi de çok etkili. Sizleri bekliyorum. Hepsini gönül rahatlığı ile uygulayabilirsiniz. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum.